Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlerin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim. Haftanın son cuma gününden herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek. Ben tabii ki de bütün pozitif enerjimi niyetlendim ve kapattım. Sizler de yüreğinizdeki sıkıntıya odaklanın. Tabii ki de uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra ben size gördüklerimi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. 2023 yılında bütün sıkıntı, gam, keder, borç, sağlık sorunu ney 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 varsa geride kalsın inşallah. Borçlarımızı, dertlerimizi, sıkıntılarımızı geride bırakalım. 2024'ten tabii ki de ben her zaman olduğu gibi her yıl sonunda böyle oluyorum aslında. Ayaklı evde dönüyorum inanın. Çünkü çok net bir şekilde şöyle oluyor. Umudum artıyor, isteklerim çoğalıyor belki. İnsanoğluyuz arkadaşlar, isteklerimiz bitmez ama şunu biliyorum. Rabbim gerçekten 2023 yılında beni en azından şahsım adına çok sınadığı zamanlar çok oldu. 24 yılını e, hani aratmasın da 23'ü hani <laughs> diye bekliyorum yani. O yüzden neleri de geride bıraktık hepimiz e, dünyaca da ülkece de zor zamanlarımız oldu. O yüzden tekrar olmasın inşallah. eee diyorum ve bütün güzellikleri temenni ediyorum. Enerjimiz bol olsun. Hadi bakalım şimdi. niyetimiz odaklandığımız falımıza geri döndüğümde e, için kazan gibi kaynıyor fıkır fıkır milletin ağzı yok ki torba değil de küzesine hesabı. A harfli bir insan var. Kökleriniz bir birbirinizin eee bağınsınız ama kafalar da ciddi sıkıntıda. Geçmişten getirdiğiniz bir konuyu gündeme getirmiş konuşmaktasınız. Ee, ve ikiniz de aslında ortadaki duruma bakıyorsunuz. Diyemiyorum ki biriniz sağa bakıyor, biriniz sola bakıyor. Hayırdır? Değil yani bariz ortak e, plan program içerisindesiniz. Beklediğiniz haberler var. 35 rakamı görüyorum. İşte bu, bu süreç belki de tam olarak bir ay kadar sürdü. Kezap döküp de içiniz fıkır fıkır yanar hesabı. Böyle akışta kalmışsınız. Nasılsın diyenlere yuvarlanıp gidiyoruz diyorsun ama hani aslında içi seni dışı beni hesabı iç kısmınız alev alev yanıyorken millete de bir şey çaktırmayayım düşünceniz varmış gibi çıkmış açıkçası. Şimdi ağzının tam pelikan gibi düşünün. E, gagalı yani şu alt taraflarında bir keseleri oluyor ya. Baya haber ama parasal bir. Bir de gaklayacak gibi. Yani çıkıyor o ağzındaki baklayı hesabı e, falan diyeceğiniz bir haber durumunu almışsınız. E, bunun için ciddi anlamda bir mücadele süreci başlamış mı? Evet. Özellikle e, geçmişinizin şurada 20 gündür rahat inanır mısınız dediğinizi duyar gibiyim. Resmen o işte 20 gündür süreçler tamam imza atılmaya çalışılmış. Belki de artık işi resmiyete döktünüz. Çıkış kapılarınızı açmaya çalışıyorsunuz. Birden fazla 1-2-3 dilek bu 3 tane yani 3 kişiyle ilgili dilek. 3 olayla ilgili dilek. Ya da zaten çok net bu süreç bitsin. Üçünü de şunu şunu şöyle şöyle dediğiniz üç tane gönülden dua halinde çıkan dileklerinizin de olduğunu söyleyebilirim. 20 gündür sadece bekleme aşamasındaymışsınız gibi. Çünkü öncesi karışık. Şimdi burada baktığımda bir buraya bir şuraya bir gelecek bir geçmiş ama geçmişte bıraktığınız bir insan net var. Haricinde gelecek için mücadele edeceğiniz iki tane para konusu çıkmış. Bunu ister zam deyin şirkette kalmak isterseniz yeni teklif aldınız da acaba ne yapsam kalsam mı gitsen mi diyorsunuz belki. Ama ikilemleriniz olsa da özellikle şöyle söyleyeceğim size imza süreçleriniz daha tamamlanmış değil. Yani yeni gelen teklifiniz varsa bile biliniz ki ocağın 20'sinden önce sonuçlar verilmez. Yani aslında başlayacağınız varsa bile ya da istifa etmişsinizdir de işte bir şey bekliyorsunuzdur. Öyle diyeyim size. Çok net ocağın sonunda bitecek şeklinde görüyorum çünkü. Şimdi iki tane kafanıza sıkıntı maddiyatla alakalı bir sıkıntı ama bunların hepsi ikisi de yani daha doğrusu almışsın başında evet ilerliyorsun diyor. Yani ee, ben dini bir araç olarak görmüyorum çocuklar okullarda da hevesleniyorlar yılbaşı kutlamak değil de temennide bulunmak dua etmek belki şükretmek ya da işte beklentide olmak çok dini bakmadığım bir konu açıkçası bu kısmı. hepimiz keyifli ailenizle sevdiklerimizle olalım inşallah. Keza özellikle diyor ki senin dileklerin vardı diyor. Senin niyetlerin var. Üç taneler. Fakat bu üç taneden en azından en önemlisi ve birinci olanı işte ilkini tam 10 gün sonra falan. Böyle baya ocak çıkmadan ortası gibi engeç bir yolunuzu açtığınızı görüyorum. Bu yolunuzu açmakta dilek dua, işte tıkanmışlık verdiğiniz konularda açmışsınız, yol gidiyorsunuz. Yoldan biri gelir, mesafeli olduğunuz birisidir bilmiyorum. Ama tertemiz dileklerinizin gerçekleşeceği çıkmış. Böyle hani koyunlar otlar ya, bayağı iki kişi yerden bir şey otluyor gibi çıkmış ama geçmişe bakıp duruyorlar. Burada iki tane insanın hayatınızda sizin bu dileğiniz gerçekleştikten sonra çıkmış bu görselde. Sanıyorum hayatınızdaki iki tane insanın geçmişinde neler yapıp yapmadığıyla alakalı hani ağzından çıkart hani şey derler tükürdüğünü yalamak gibi görünüyorlar öyle diyeyim. İki tane insan tükürdüğünü yalar. Eğer bu şirket işi ise yani işle alakalıysa da kesinlikle yine Ocak ortasından sonra birçok konu re yapar, kişi re yapar, durum tekrar eder ama siz burada çok net bir şekilde tertemiz görünüyorsunuz. Ta ki Şubat ayının taşınmak, kamyon, aşağıda insanları şaşkınca konuşması ve söylemleri, yorum yapması. Ama e, sizin burada çok net, önünüzde sonsuzluk var. Arkadaşlar siz kalıcı bir şey yapmak istiyorsunuz. Bayağı bu iş imzalarsam sonsuza dek stilist olacağım, modelist olacağım, müzikçi olacağım işte. Resimci olacağım, bedenci olacağım. Baya ciddiye genelleme yaptım ama. Çünkü siz Şubat ayındaki öyle büyük bir mücadele yaşmış ve geride bırakmış olacaksınız ki. Şimdi aileden iki kişi fıs fıs konuşuyor hatta sizi bu geride bırakacağınız şey için. Anne baba abla abi bilemem. Çünkü siz kafayı netleştirmiş bir şekilde görmektesiniz. Yani artık kim ne derse desin ben kararımı verdim. Şu şubatı aşayım. He he deyip geçeceksiniz. Konuşa durun diyeceksiniz. Konuşanlarınız, yakınlarınız çok uzaktan gelmiyor taş. birisiyle konuşma hali var. Bak yine bir haberleşme. Telefondan alacağın haberle net bir çizgiyi koyarsın. Mart sonunda, mart sonunda demeyeyim ona. Şubat sonu desem daha doğru olur. Çünkü Mart ayını çok fresh, rahat, geniş. Oh be. Tadını da geçireceğiniz bir süreç var. S harfiyle biriyle konuşmak niyetindesiniz ama S harfini ya çok havalı tanıyorsunuz. Ya sizden yaşça büyük ya da tepkisinden kaygılısınız. Yani bir kişiyle S harfli bir kişiyle sizde ya da karşı taraftadır. Konuştuğunuz bir döngünüz var. Ama Şubat'a aşarsınız Mart ayında netleştirirsiniz. Şimdi bu Şubat ay, ayı ile alakalı olarak bir de şunu söylemek isteyeceğim. Birisi dikiş makinesiyle bir şey dikiyor gibi. Sanki var olan bir şeyleri yamıyor gibi. Sizin hayatınızda sizin döktüklerinizi mi toplarlar? Siz mi yoksa birilerinin döktüklerini sürekli toplamak zorunda kalmışsınızdır? Onu bilemeyeceğim ama çok net şu kadarını söyleyeyim size. Mart ayında bunların her birinin hiçbirine ehemmiyeti kalır ne de önemi kalır. Hepsinin geride bırakıyormuşçasına yeni bir sayfayla kucaklıyorsunuz diyebilirim ne güzel ne maşallah hani çok şükür dedim açıkçası sadece geçmişinizden bir insan var böyle şey düşünün denizin içinde yukarıya kayıya doğru atmaya çalışıyor kolunu hani o kadar çok bedeni kafadan altı denizin içindeki bir tek kol çıkmış oradan bir de tutmaya çalışıyor uzunu bir tek bir insan bir yerlerden sanki nereden kayrılsam da şuradan mı çıksam şuradan mı çıksam deyip Sanki böyle şey yapıyor gibi. Ee, geçmişinizden getirdiğiniz bir konuyu sulandırmak ya da bulandırmak tabiri doğru olabilir. Bunu yapmaya çalışıyor gibi çıkmış. Zarar verir mi bana geçmişteki? Hayır efendim vermez. Siz şu Mart'ı hele bir görün. Şubat'ı da atlatın diyorum. Parasal anlamda da çok büyük bir rahatlama olacak Şubat atlatıldıktan sonra. Felak nasıl inşira? Yine her zaman söylediğim gibi adaçayı tütülemek. Güzel gözyaşlarınız da var. Bol konuşulacağınız bir zaman dilimi de var. Şimdi şöyle olmuş. Siz örnek veriyorum. istifa ettiniz. E, işsizsiniz. İnanılmaz derecede eksi bakiyelerdesiniz. Borç aldığınız gırtlağa kadar kapalı. Tamam. Artık herkes biliyor sizin sıkıntılı olduğunuzu. Sanki o zaman laf yok da şimdi ben bolluğu görünce mi laf var isyanınız var da burada. Sonra siz bu süreci aşmışsınız atlatmışsınız. Bitmiş. Geride kalmış. Üstüne bir de unutmuşsunuz bile. E birileri gelmiş. Diyor ki vır vır vir, vir. ya sen bir git Allah'ını seversen dercesinesiniz arkadaşlar ya. Çok konuşan boş konuşur. Ben size söyleyeyim. Aile içerisinde özellikle evlilik eviniz olarak gördüğüm yerde niye bir kalabalık görmekteyim sizce? Bir de bu kalabalıkta Herkes kendi ailesini savunsa da yine bir partner var burada ama yan duruyorlar dik değil. O yüzden evliliğiniz yuvanız çok kalabalık içerisinde emin olamadığınız bir ilişkiye mi başlarsınız? Yoksa evliliğinizde zaten çok emin olamadığınız bazı döneme dönemler mi olur? Deneme midir bu? Ee, bilmiyorum ama kafa kafayasınız ama herkesin etrafı çok karışık ve kalabalık çıkmış. Söz hakkı kimsenin yok aslında ama sanki siz birilerinin yorum yapmalarına da göz yummuşsunuz. Takılmadım diyorsunuz ama çok takılmışsınız. İçimde kaldı dediniz. Bir şey var gibi çıkmış. Oysa ki partner ve ayakları yalnız. Sadece başka yerlere doğru. Bu da işte ben kalmak istiyorum diyorsa birisi. Ben gitmek istiyorum diyor diğerisi. Ama birlik beraberliklerini devam ederler. Hatta kürek çektiklerini görüyorum bir kayıkta. Romantik bir yerde evlenme teklif edilir umarım. E, kariyer evinizde de yani beni yanlış yorumlamanızı istemem ama ben hep söylüyorum din, dil, ırk, mezhep ayırt etmem. Burada da sanki böyle ayağınızın altındaki insana bakıyorsunuz ama hak eden birisi. Senin yüzünden bu olmuştu bak şimdi nasıl kapıcı oldun der gibi. Yani tabii ki de insanoğlu beddua etmeyin derim hep. Çünkü negatif enerjisini üstüne çekersin. Ama burada bu hak edişi izlemek keyif verir elbette ki. Burada sizi yargılamıyorum kesinlikle. Kariyer evinizle alakalı bak büyücü kartı dua ettiğin ne varsa gerçekleşmiş. Dengeleri sağlamışsın. Bereketin yerinde hayırlı olan senindir. Ayağının altına baktığın eğildiğin oh canına değsin bak. Nasıl çok konuşmak boş konuşmak deyip baktığınız yolunuzun ise açık olduğu bereketli hanenizin devamlılığını vermiş. Hanenin içi dediğim yer rahatlamayı vermişti. Çünkü diyor ki sen yeteri kadar emek verdin ve edindiğin şeyleri artık korumaya zamanı. Artık yenisi için emek vermezsin de var olanı korumak için mücadeleye devam edersin. Sana ait olanları koruyorsun ki yüreğin içi çok temizlemiş. Temiz oluyor. Geçmişte bırakıyorsunuz yani. Bu da aşkla alakalı. Konuşmalar var. Kafa kafaya var dedim ya. Ama dengeyi kurmanız lazım. Yani bu sürecin daha aklı salim. Oh be artık geride bıraktık demeniz için. Sizin karşı tarafı karşı tarafın sizi anlaması aynı dilde konuşması ya da yükseliş ya da işte yükselme dersin bağırma ses tonu ya da konuştuğu perde hani bir şekilde dengelenmesi lazım diyor yani. Ben çünkü birlikteliğinizin devam edeceği bir evlilik hayatı aşk hayatı olarak e, gördüm açıkçası. Tabii ki de sadece görebildiklerimi de anlatmaya dilimi döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımda karşınızdayım. Tabii ki de sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Sizlerin sayesinde ben aslında bugün buradayım. Çünkü 3 yıl geçti. Sabah ayrı, akşam ayrı video çek olmayan bir şeymiş gibi karşında kimse yok. Ben şimdi nasıl yapıyorum? Evet, senin falına baktım. Nasılsın diyorum. Çünkü neredeyse yoklama alacağım inanın. O kadar çok ilk günden beri takibe devam eden, desteğini esirgemeyen kişiler var ki. Tabii ki de yeni katılan arkadaşlarım da var. Can kan olduğunuz, enerji olduğunuz, ruhunuza sağlık. E buradaki konuşmalarımı ben ne diyor ki bu kadın diyenleriniz vardır diye. Ve de bugün tekrardan size kendi gücünüzü hatırlatmak için belki de yapıyorum. Çünkü ben de böyle hatırlıyorum. Aslında geçmişteki sıkıntıların üstesinden gelen sendin. Bugün eyvah dediğin nokta neyse bilmiyorum. Şer sanarsın ama hayır getirir. Ancak sana bunun yarın gösterir. O yüzden umudunuzu yitirmemenizi şiddetle tavsiye etmekteyim. İnsan depresyona bile sokar, çünkü umutsuzluk. Ha ne var? Birlerinin sırtından sırtına verdiği hançer, birilerinin yüzünden dediğin o sıkıntı geride kalacak. Çünkü kim ne yaşattıysa kendin yaşamadan göçmeyeceksin. İnsanoğlu kuralı var bu dünyada. O yüzden bırakın hiç beddua ile beslemeyin içinizi, yüreğinizi boş yere. Başta sağlık olsun gerisi hallolur aslında. Rabbim tez zamanda hastalarımıza şifalar versin. Bekleyen herkesi diyorum. Bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Son artık günlerimiz diyorum. Ve de e, bugünlük benden bu kadar. Her şey güzel olsun. 2024 yılı hayırlısıyla. 2023'teki çektiklerinizin ödülleriyle gelsin inşallah. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.